Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün Yozgat ilimiz Çekerek ilçesindeyiz. Evet, Çekerek ilçesi nüfusu 9.900 ve biz bugün Yozgat ilimizin Çekerek ilçemizin Gökdere köyüne gidiyoruz.
Yüksek fiyatlı otellerde kalmak mı? Kendi evinde Türkiye'de tatil yapmak mı? Yazlık mı satın almayı düşünüyorsunuz? MC Tatil Evleri sayesinde kendi yazlığınıza geçin. Ayrıca Almanya, Avrupa içinde ve Türkiye'de müşterilerimiz için Kuşadası ve Bodrum çevresinde yazlık daire, villa bulunur. Hem gönlünüze hem de cebinize uygun. %25 ön ödeme ile 24 ay ve 72 ay 0 faiz taksit imkanı, hemen tapu, 12 ay oturuma, müsait daireler, villalar için tecrübemizle size bu konuda yardım etmeye hazırız. Avrupa'daki vatandaşlarımız, akrabalarımızın deniz kenarında evi, damı varmış demeyin. Sizlerin de bir tane yazlığı olsun. Merkez ofis Sindelfingen, Almanya. Mehmet Çömek. 0-49-176-824-201-56 0-49-159-063-291-38 WhatsApp Türkiye 0-90-537-740-53-15 Özelden irtibata geçin. Evet sevgili izleyicilerimiz, an itibariyle Çekerek ilçesindeyiz ve Çekerek ilçesinde sizlere görsel görüntüler aktarıyoruz. Kısa röportajlarımız olacak. Yine yanımızda bir abimiz var. Önce mikrofonu bir verelim abim. Kendini bir tanıt. Ne iş yaparsın Çekerek'te? Ben Çekerek'te İyi Parti İl Genel Meclisi üyesi adayıydım. Emekliyim. Evet. Biraz ilçemizden bahseder misin? İlçemiz pazarı hangi gündür? Çekerek'te Çekerek, neler oluyor? Şöyle biraz sohbet edelim seninle. Çekerek ilçemiz. Alalım buranın nesi meşhur? Kulemiz Çekerek ilçemizin kulesi meşhur. Şatosu meşhur. Şatosu. Evet. Evet. Çok güzel şatomuz meşhurdur. Özelliği nedir biraz? Özelliği tarihi eserler vardır. Kızlar Kayası diye karşısına bir tarihi 155 basamaklı bir yer var. Irmak geçiyor altından şatonun.
turistik bir yer yani. Evet. Bütün Yozgat civarı gelir genellikle. Pazarı cumartesi günü kuruluyor. Kolay gelsin. Bu abi. Bu belediye başkanımızın şoför arkadaş. Öyle mi? Sadık Bey. Sağ ol. Laf mı vurdun sana? Ben İyi Parti'nin il genel adayıydım laf ya. Laf vurdu yani. Tabii, asana tabii. Kayan nerene dayarsa dayan. Aynen öyle. Ya bu siyaset öyle. Niye böyle bir şey ya? Siyaset öyle. A parti, B parti, C tabii. Parti yani. İnsan mıyız? İnsanız tabii. Parti işi bitti. Türk bayrağının ya. Altında mıyız? Aynen. Altındayız. Yani bitmiştir yani. Seçim evet. Zamanı biz partiliyiz. Seçim zamanı bitti mi insanız. Bu arada Çekerek ilçemizin bir çay bahçesi var evet. Değil mi? Çay bahçesi. 15 Temmuz Şehit Özgür Gencer. Evet. Aile çay bahçesi. Burada bütün köylüler gelince burada çay içiyorlar. Evet köylüler Çekerek halkı falan yazın evet. Kameliyatlarında falan peki, çay içerler. Peki Çekerek ilçemizde başka gezilecek nereler olur? Çekerek nereler ilçemizde bir şatomuz var. Bir de Kurdağlı köyü konak diye bir yer açmışlardı. Hı. Barajı meşhur. Baraja manzaralı böyle. Çekerek falan her yerden görüyor. Yani başka da fazla böyle şey yeri yok. Turistik olarak evet. İki tane yerimiz var. Peki Çekirek'in kaç tane köyü var? Çekirek'in yakın köylerimizde Çekirek'in toplam köyü 45 pare köyü var. Hı. En yakın köyü Isaklı. Evet. Kayalar. Şöyle kameramızı da gezdirelim. Evet. Başpınar. Ederken. Buraya en yakın köyler. Evet. Genelde Çekirek halkı meydan olarak Bolat, Kahvaltı, Kasap, Et Döner. Hı. Ağırlık olarak buraya gelirler. Evet. Millet vaktini genelde Bolat Kasap, Adem Bolat kardeşimin yanına gelir. Evet. Ziyaret eder. Çay parası olsun olmasın herkes gelir burada çayını içer. Hı. Genel ağırlıklı hep caminin altı. Hı. Yani Çekerek'in kalbi burada dönüyor, bitiyor. Bütün hayır. Her şey burada dönüyor. Herkes burayı ziyaret eder, gelir, oturur, çayını, kahvesini, kahvaltısını yapar. Evet, peki bu Çekirek'in köylerinden en çok gurbetçisi olan hangi köy vardır? En çok gurbetçisi olan buranın Çeltek köyü var. Çeltek köyünün genelde ağırlığı gurbetçisi Fransa'da. Çeltek köyü. Genel ağırlığı hemen hemen her köyden var. Evet. Genelde ağırlığı gurbetçi buranın. Geçim kaynağı hayvancılık. İşte tarım. Tabi tarım yavaş yavaş bitiyor. Çünkü ben hemen hemen 10 senedir 15 senedir buğday 1 liradan başlıyor. Herhalde bu sene 1.300'den falan şey yapıyor. Evet. Başka da bir geçim kaynağı yok Çekerek şeyimizin, ilçemizin. Evet. Var mı izleyicilerimize söylemek istediğin? Vallahi herkese geçmiş olsun yani. Bir evet. Pandemiden, koronadan kurtulup ben de İstanbul'da mağdur kaldım. Hı. Açılınca işte yeni çarşamba günü geldim. Evet. O şekilde. Evet, çekimlerimiz devam ediyor.